Şimdi başkanımız yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Benim adım Orhan Sarı. Ben Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanıyım. Bu görevi yürütüyorum. Toplumun içindeki önemli görevim budur. Peki başkanım, şimdi burada neden toplandığımızı az çok diğer konuklarımızdan öğrendik ama sizin ağzınızdan da birazcık dinlersek. Yani bu Ayayra şenlikleri biliyorsunuz, daha benden önceki konuklarınız da söylemişti. Abhazya'nın zafer bayramıdır, kurtuluş bayramıdır. Dolayısıyla bu sene 22.si Abhazya'da gerçekleşecek. Burada da 4.sünü diaspora'da gerçekleştiriyoruz. Ve bunu özellikle Sakarya Kafkas Kültürleri Kocaeli Düzce Derneklerimiz organize ediyor. Halkımızın da desteğini alıyor. Bu biraz evvel o konuşmalarımda da belirttiğim gibi burada içerik bakımından da efendim işte at koşuları vardı. İşte içeride bu senekinin içinde mesela resim yarışmaları var, resim sergisi var, Abhazya'dan gel yaşlılar korosu var, ekiplerimiz var, gösteri yapacak ve buna benzer bir içerikle konserler. Efendim mesela kendimize hoş avraşa dediğimiz bir oyun şeyimiz var. Burada nasip olursa onları gerçekleştireceğiz. İçeriği bu olacak. Daha da zenginleştireceğiz o süreci yaklaştıkça. Durumumuz budur. Tarihi 28 Eylül olarak. 28 Eylül evet. Herkes buyursun gelsin. Evet, herkesi davet ediyoruz. Tabii şimdi burada şöyle bir lafım vardır benim. Nerede çalışırsanız çalışın. İster fabrikada, ister dernekte, ister sendikada, ister partide. Nerede çalışırsanız çalışın. Kıymetli madenlerden biri altındır. Altın üretseniz talebi yoksa hiçbir kıymeti yok. Evet. Halk kabul edecek. Halk sahiplendiği şey her yerde, devrimlerde, başarılarda, seçimlerde, iş hayatında halk şey oluyorsa, sahipleniyorsa onun başarı vardır. Onu bekliyoruz. Evet. Onun için topladık bu köy yöneticilerimizi. Peki başkan, köy yöneticileri dediniz, hani genelde muhtarlarımız mı topladık? Tabii muhtarlarımız genel. Yanlarında azalar falan arkadaşları da var tabii. O şekilde genellikle muhtarlarımız. Üç dernek mi, dört dernek mi diyelim? Hendek'i de sayarsak. Hendek'i sayıyoruz tabii. Dört dernek Hendek, beraber. Tabii. Hendek küçük ilçe ama Hendek bazı büyük il derneklerinden daha aktif çalışıyorlar. Arkadaşlar çok başarılılar o konuda. Geçen sene dil çalışmaları yaptılar, gösteri yaptılar. Onun dışında işte bizim böyle etkinliklerimize de katkı veriyorlar. Başarılılar yani, iyi çalışıyorlar. Onlardan takdir ediyoruz onları. Peki Sakarya Kafkas Derneği olarak soruyorum. Başka etkinlikleriniz başkanım neler yapıyorsunuz? Şimdi mesela biz böyle bir yılı alırsak, yılbaşını milat olarak alırsak, ilk etkinliklerimizden biri genellikle 21 Şubat Dünya Ana Dili Anma Günü oluyor. Biraz evvelki orada konuşmamda da belirttim. Yani bizim düzeyimizde bir sivil toplum örgütü olarak belki Dünya Ana Dili Günü'nü bizim düzeyimizde kutlayan Türkiye'de yoktur. Yani ne yoktur? Şeyin eğlenceli boyutu var, bilimsel boyutu var. Mesela şimdi bir profesör konuşmacı olarak katıldı. Geçtiğimiz şeye bak. Bir televizyonlardaki o Aleksan var o. Hem Abazacı hem Çerkezce yarışma yaptı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bak şimdi. Onun dışında gene bizim yetiştirdiğimiz sanatçılardan bir beyan sanatçımız orada, Seda Özdemir diye şey yaptı, efendime söyleyeyim, konser verdi diyelim. Ve çok güzel, çok kaliteli, çok içerikli, çok düzeyli ve katılımıyla da çok güzel bir gece oldu. Şimdi bunu bitiriyoruz mesela. 9 Mart şeyini kutluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyoruz biz. Veyahut da onu bırakıyoruz mesela, geçiyoruz. Mesela konuyla önemli. Mesela ne diyoruz? Atatürk ve Çerkezler. Ne diyoruz? Kurtuluş Harbi ve Çerkezler. Konunun uzmanı Türkiye'de çok önemli. Mesela Profesör Doktor Sakaryalıdır hemşehrimizin. Selahattin Özen geliyor, konferans veriyor. Mesela. Efendime söyleyeyim, biz Çerkezce, Abazıcı dil kursları düzenliyoruz. Bunu bu sene SAMEK adı altında belediyenin organize, büyükşehir sağ olsun eksik olmasın. Daha evvel dernekte yapıyorduk. Geçtiğimiz sene orada yaptık. Bu sene de zannediyorum orada yapacağız. Ondan sonra tabii ekip çalışmamız var kalabalık bir düzeyde. Minikler, orta boy, büyük boy diye. Bunların şimdi burada da gösteri yapacaklar 28'inde. Bunların bir de final geceleri oluyor. Final gecelerinde şey yapayım. Onun dışında da çeşitli böyle panel, konferans türü şeylerle çalışmalarımızı bu şekilde devam ediyoruz. Mesela bu sene, şimdi önümüzdeki sene mesela 2016 bizim 50. yıl derneğimizin. 16 Haziran 1966 yılında kuruldu derneğimiz. Onunla ilgili
katalog düzenleyeceğiz şimdi. Yani ilk kuruluşumuz, kuruluşu yapan büyüklerimiz, biyografileri, meslekleri, çalışmaları, ondan bu yana alınan kararlar, yöneticiler, yaptığımız etkiler, şunlar, etkinlikler, şunlar bunlar hepsini 2016 yılında bir kataloğa topluyoruz. Onun çalışmasını yılbaşından sonra başladı. O da ciddi bir çalışma. Onun dışında kendimize şu an bir kısmı bize ait olmak olarak kullandığımız bir binamız var. Onun dışında güzel bir bina konusunda çalışmamız var. Bina konusu çok önemli. Bir de bu sene başlatacağımız ön kabul talep toplayacağımız ve şu an altyapısını oluşturduğumuz, belirli bir çizgiye getirdiğimiz kültür sitesi. İçinde anaokulu, kreşi olacak. Hı hı. Bir kültür sitesinin de startını bu sene içinde inşallah vereceğiz. Ne durumumuz aşağı yukarı kabaca aklıma gelenler bunlar. Daha çoğu vardır da. Son olarak bir üye sayımızı aşağı yukarı. Bizim deneyimiz aşağı yukarı 600 civarında olması lazım. Evet. Her gün oluyor. Benim çantamda da var bir üyelik şimdi. Parasını vermiş, vereceğim ilgili arkadaşımıza. Tabii biz şunu yapmıyoruz. Bu çok önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Köy köy gezip, mahalle mahalle gezip şudur budur biz üye yapmıyoruz. Yapsak şimdiye kadar 10 bin üyemiz olurdu, 15 bin üyemiz olurdu, 50 yılda neler olurdu. Biz, şimdi benim bir hemşerim, benim bir vatan, şeyim, diasporada yaşayan bir herkes, bir havada kendisi içinden geliyorsa geliyor, üye oluyor. Onu bizi üye olarak kabul ediyor. Zorla üye yaptığın veyahut da işte illa öyle teşvik ettiğin insanların oraya maddi ve manevi katacağı pek bir şey olmaz. Yani kuru şeyinde şey yok. Sonra üyeliğin, aidat yatırmayan üyelikleri, şunların bunların şeyi var orada. Biraz sıkıntı da oluyor hukuki yönden. Adam aidatını vermesi, icraya vereceğim. Nasıl vereceğim diye. Başkanım bu arada evet. Siz de sesleniyor, evet. Siz de çağıracaklar. Bunun gibi sıkıntılar oluyor. Umarım şenliğiniz çok güzel geçer. Evet, bekleriz sizi de. İnşallah. Sizde tabii basın yayının çok önemi var. Bizi daha halkın gözünde yaptığımızı. Biz şurada şunu çok açık söyleyeyim. Ben geçen burada gene bir yemekte Bahri sağ olsun köy muhtarı şey yapmış. Giden valimiz vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Orada bir sıcak bir ortamda protokolde konuşurken de söyledim. Birçok yerde de söylüyorum böyle. Bu tarz şeyler. Yani biz bu kadar kültürümüzü methederken, şunu mutlu ederken asla başka bir gruplardan üstünlük taslamıyoruz. Yani. Üstünlük takvadadır. Asla. Ben nasıl kültürümü yaşatmak istiyorum? Bir Arnavut da yaşatsın. Bir Boşnak da yaşatsın. Bir Gürcü de yaşatsın. Ben nasıl dilimi kaybediyorsam onlar da kaybediyor. İnanın bana onların kaybı benim kaybım kadar üzülüyorum yani. O kadar sıkıntı duyuyor. Biz burada ülkeyi bölmek şu bu değil. Kanlar çerçevesinde biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, bayrağına her şeye saygımız vardır. Allah'ın izniyle hiç sorun yok oralarda. Durumumuz budur. Halkımızın desteğini bekliyoruz. Sadece bizim diasporadaki hemşehrilerimizin diğer şeyleri de yani. Diğer komşularımızı, dost kardeşlerimizi hepsini bekliyoruz. Tabii canım, tabii hepsini yani. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Umarım şimdi çok güzel geçecek. Sağ olun.